Keyifli mi? Bugün dönüp bakınca aslında çok da güzel işleyen, üzücü tarafı olmayan, olsa da üzücü tarafları olsa da yani hayatın akışında çünkü hep gülerek karşılayacağınız şeylerle rastlaşmıyorsunuz. Onlar olmuyor. Hep muhteşem olaylar yaşamıyoruz yani. Hayatın zorlukları da var. Bizi sevindiren tarafları da var. İnişli çıkışlı bir şey hayat yani. Şöyle olay anına kadar şöyle bir aileyiz. Bir çekirdek aileyiz. İki kızımız var. 10 ve 11 yaşındalar. İki akademisyen çiftiz biz. Birbirini destekleyen, akademik çalışmalarında birbirini destekleyen, sadece akademik çalışmalarında değil tabii, aile yaşamında da birbirini destekleyen bir çiftiz. Birbirini anlayan, birbirine alan açan, birbirine alan açma meselesini çok önemsiyorum ben. Çünkü şöyle bir şey yok. Kısasa kısas bir ilişki yok. Hayatı paylaşan bir çiftiz. Mükemmel demeyeyim ama şöyle çatışmalar olsa bile o çatışmalardan çıkabilen bir çiftlik. Ailelerimiz var. Kendi kök ailelerimizle sürdürdüğümüz dengede olmasına çabaladığımız da bir ilişkimiz var. Yani 16 yıllık bir evlilik var. Evlilik öncesi bir hoca-öğrenci ilişkisi var. Evlenmeden önceki süreçte Necip Ablimitoğlu benim üniversitede hocam olmuş biri. Hatta yaşı ilerledi şimdi. Bir hocamız da Şengül önce hocam sonra kocam oldu dersin diye takılırdı bana. Aramızda bir 11 yaş var. Ama çok zarif, çok beyefendi bir insandı Necip Ablimitoğlu. Onu söyleyeyim. Böyle kırmaz, naziktir, rencide etmez mesela. Ne bir çocuğu, ne bir kadını, ne annesini, ne babasını. İnsan olarak hassasiyetleri gözeten biriydi. Bir kere onu söyleyeyim. Ve karşısındakiyle empati yapabilen biriydi. Bu çok kıymetli bir şey, çok az rastladığımız bir şey. Ben hem kendi çocukluğumun geçtiği aile yaşamımdan biliyorum, hem şimdi aile danışmanlığı yapıyorum Serdar Bey. Karşımdaki çiftlere bakıyorum. Empati ciddi sorun. İlişkilerde empati çok ciddi bir sorun. Necip hatta empat düzeyinde empatisi olan bir insandı. Dolayısıyla sorunsuz bir evlilik miydi? Asla. Ama uzlaşan insanlardık biz. Bazen Necip öne adım atar, bazen ben öne adım atarım. Ben bunu şey gibi tanımlıyorum. Hani Necip hiç iyi dans edebilen bir adam değildi ama bir danstı yani. Evlilik bir öyle bir şeye dans ediyorsunuz yani. Adımların uyumu, bazen karışması ama hemen düzeltmek gibi. Öyle bir şeydi. Her şeyden öte çok iyi bir babaydı. Çok kıyamaz çocuklarına, merhametli bir insandı. Bir kere ben bunları çok önemsiyorum. Bırakın çift ilişkisini, günlük yaşamımızda karşılaştığımız her insanla kurduğumuz kısa süreli ilişkilerde bile empati, merhamet, anlayışlı olmak, hoşgörülü olmak. Bunlar bizi yaşamın içinde tutan şeyler, bizi insan yapan şeyler. Utanabilmek, bunlar önemli. Bir şey yaparken çekinebilmek, kıymetli şeyler sanıyorum. Bunlardan çok uzaklaştığımız bir dönemdeyiz. O yüzden ben zaman zaman zorlanıyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu bir şans mı? Zorlayıcı tarafı yok muydu Necip Ablemitoğlu'nun? Vardı. Mesela sevgiyle, işte tatlılıkla emrivakileri olan biriydi. Tabii bunları sonra geriye çekilip baktığınızda görüyorsunuz ama benim de mutlaka vardı. Dolayısıyla bugün dönüp baktığımda evliliğime, ilişkimize tatlı bir tebessümle bakabiliyorum. Orada halledemediğim, affedemediğim, hesaplaşamadığım bir şey yok. O çok önemli. Sanıyorum o yüzden de biraz daha sonrasında geçen zamanı biraz daha
şanslı ve şanssız ikisi aynı anda. Hem çok özleyerek o ilişkinin daha ileriye taşınmasını özleyerek, kaçırdığınız yıllara üzülerek hem de biraz daha dayanıklı olarak geçirmeme yardımcı oldu belki de diye düşünüyorum. Böyle bir şeydi. O kötü geceye kadar dayanışma içinde geçen bir zamandı bizim evliliğimiz. Çocuklarımıza da bunu öğrettik gerçekten. Onlara geçirebildik bunu. Öğretmek derken onlar gördüler dayanışmayla. Çünkü şöyle bir şey, hani bu da çok kitabi olacak ama evlilik evrensel bir dayanışma modeli. En küçük ve en evrensel dayanışma modeli evlilik ya da artık hani evlilikle tanımlamayacak olursak bile çok demode bir kuruma da dönüştü. Onu da kabul edelim. Ama böyle bir çift ilişkisi dünyanın her yerinde rastlayacağınız en küçük dayanışma modeli. Dolayısıyla dayanışan bir çiftlik. En azından o dayanışmayı kaybettim ben, onu söyleyeyim. O tarihe kadar o dayanışmanın ne olduğunu görüp sonrasında onu kaybetmek hakikaten çok ağır bir şey, çok ağır bir şey. Onu arıyorsunuz. Sonrasında en çok o dayanışmayı arıyorsunuz. Hakikaten öyle. Çünkü omuz omuza vermek, bir yaşamı omuz omuza sırtlamak, yüklenmek, yalnız olmadığınızı bilmek, çok kıymetli şeyler bunlar. Herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda bilirsiniz ki, ben bilirdim ki, ben ne kadar haksız da olsam Necip her zaman tamam ya sen böyle diyorsan o öyledir diyecek bir insandı. Ben daha eleştirel bakardım ama şunu bilirdi. Sonuç itibariyle her zaman bir çözüm üretirdim ben de. Ben de öyle oldum. Ama o sorgusuz, koşulsuz, tam destek olan bir insandı. Bu çok kıymetli. Bir de tabii şöyle bir şey var. Çok alışkın olmadığımız bir şey. Ben bunu sonra çocuklarda fark ettim. Mesela bir insan gün içinde birine seni çok seviyorum kaç kere söyleyebilir? Ya da hayatı boyunca kaç kere söyleyebilir? Özür dilemekten, seni seviyorum demekten, çocuklarına, annesine, kardeşlerine, bana asla bundan rahatsız olmayan, bunu çok rahatlıkla söyleyebilen bir insandı. Önemli bence bu. O yüzden kayıp çok büyüyor. Bütün bunları düşününce kaybınızın değeri, kaybınızın hayatınızda bıraktığı boşluk ne kadar büyük oluyor, onu zaman içerisinde daha iyi kavruyor insan. Çünkü şöyle bir şey var, birbirinizi destekliyorsunuz. Mesela bir arkadaşlarıyla buluşacaktır Necip. Ama o akşam orada biraz içilecektir. Ben onu bırakırım gideceği yere. Sonra eğer erken çıkacaksa alırım. Erken değil, biraz gecikecekse o taksiye biner gelir. Şimdi ben bunu sorgulamam. Niye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi bu şey çok önemli. Ben buna rastlıyorum işte. Oraya gidemezsin, bunu yapamazsın. Mesela aynı şey benim için geçerli. Biz çok kongreleri olan, toplantıları olan, seyahat etmesi gereken insanlardık. Bunu geçtiğimiz günlerde yine böyle bir programda anlattım ben. Bir çekim sırasında. Ben şaşırırdım. Benim yaşıtlarım, kadın akademisyen arkadaşlarım gelir. İşte şuraya gidilecek, şu tarihte şöyle bir toplantı var derim. Aa ben gelemem, eşim izin vermez derdi mesela. Ben böyle şaşırır bakardım. Nasıl yani derdim. O yüzden dayanışmadan kastettiğim bu. Çiftler bunu kaybediyorlar ya da bunu hiç inşa edemiyorlar Serdar Bey. Eğer bir ilişki her iki tarafın birbirinin gelişmesine ve yol almasına destek sağlayacak şekilde yürümüyorsa orada bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla akademik kariyerimde bana hiçbir zaman engel olan biri olmamıştır. Destek bence çok önemlidir bu anlamda. Ve ben bunu çocuklarımda da gördüm. Onlar yaşamları boyunca bugüne kadar hep bunu benimseyerek geldiler. Ve her zaman da
ayakları üzerinde durabilen iki genç kadın onlar şu anda. Sanıyorum bu sağlam sürece borçluyuz onu da. Yani hem onu gözlemlediler, bir kadın erkek ilişkisinde o nasıl oluyor, hem onu gözlemlediler, hem de daha sonrasında tabii ki bu sefer de biz üçümüz dayanışmaya başladık. Sanıyorum o da onların yaşamında önemli bir değişiklik yarattı. Mutlaka çok fazla hissettiler ama şöyle bir şey anlatayım size. Olaydan sonraki sene bir yaz tatili yaptık biz onlarla. Böyle yakın dostlarımızın davetiyle gittik ve birlikte de geri döndük. Seyahat ettik, araba seyahati birlikte yaptık üçümüz. Eve girdik ve telesekreter vardı o zaman. 2003 senesinden söz ediyorum. Bugünkü gibi şu anda sabit telefon bile kullanmıyoruz. Telesekreter vardı. Ben telesekreter mesaj da görünüyor. Arayan olmuş herhalde. Açayım dinleyeyim dedim. Basar basmaz Serdar Bey Necip konuşmaya başladı. Şöyle diyor mesajda. Bu çok ilahi bir şey. Bu ilahi mi artık? Yani nasıl tanımlanır bilmiyorum ama kozmik diyeyim hadi güncel terimlerle anlatacak olursam. Bastığım anda Necip konuşmaya başladı. Bu çok inanılmaz bir şey bu. Diyor ki, önce Kanije, Uyvar, Şengül, sizi çok seviyorum. Burada elektrikler çok sık kesiliyor. Tekrar çıkamayabilirim sizi aramak için. Sizi çok seviyorum, çok özledim ve çok merak ediyorum. Sesinizi duymak için aramıştım gibi böyle tatlı bir mesaj. Serdar Bey ne olduk biliyor musunuz? Üçümüz bir anda donduk kaldık ve olduğumuz yerde oturup bağırarak ağlamaya başladık. Çok üzüldük. Şöyle oluyor. 1995 yılında Necip bir görevle Moldova'da bulundu. Bir UNDP projesinde görev yaptı. O sırada bizi arıyor ve bu mesajı bırakıyor. Ama ben kasetini telesekreterin çevirip de koyduğum için üzerine de hiç mesaj gelmiyor ve biz eve döndüğümüzde yeni bir şeyi dinliyormuş gibi bunu dinledik. İnanılmaz bir şey bu. Bu nasıl oldu? İnanın ben anlayamıyorum. Ve tabii çok üzücü bir şeydi, saatti o. Ben bunu gri kitap, yolculuk kitabımda da anlatıyorum. Bu unutulacak bir an değil. O sırada yanımda küçük kızım var, Uy var ve ben ona döndüm dedim ki o kadar küçükler ki daha ilkokuldalar yani. Ya Uyvar'cığım dedim çok küçük, çok etkilendik ve o soruya nasıl geldim ben bilmiyorum. Ben mi ölseydim daha çok üzülürdün, baban hangimize üzüldün gibi bir şey söyledim. Tabii çocuk yüzüme bakıp da hayır sen ölseydin daha az üzülürdüm falan diyemez ama şöyle bir şey söyledim. Yani o soruyu niye sordum? Hiç sağlıklı bir şey değil. Böyle bir şey sorulmamalı yani bir çocuğa. Ama ben de tabii tuhaf bir durumdayım. Şey dedi bana, hayır dedi sen ölseydin ben çok üzülürdüm. Ben sende babamı görebiliyorum dedi. Şimdi ben o andan itibaren farklı bir şey yaşamaya başladım. O cümleyi unutamıyorum ben Serdar. Ve bu bana bir şey söyledi. O cümle bana bir şey söyledi. O mesajı dinlemek de çok anlamlıydı. O da bize bir şey söyledi. Vedalaşmış gibi olduk. Ve arkasından bunları duymak bana başka türlü yaşamam gerektiğini söyledi. Ve galiba biraz da baba oldum o süreç içerisinde. Hatta uzun süre kızlar inanılmaz bir şey. Ya babalar gününde de hadi şimdi babalar günün kutlu olsun diyorlardı. Şimdi tabii bütün bunları bakın büyük kızım 31 yaşına girdi. Küçük kızım 30 yaşına girdi. Çok muazzam iki genç kadının annesiyim ama aynı zamanda da onlar benim hayat yoldaşlarım. Yani onlarla kurduğum bir bağ var, bir dostluk bağı var. Her şeyden önce anne evlat olmaktan öte. O çok kıymetli benim için. Belki de biz Necip Ablimitoğlu'nu kaybetmeseydik böyle bir kazanımımız olmayacaktı. Yani hayat sizden alırken bir şeyleri veriyor da galiba. Verdiği şeyler de oluyor. Bilmiyorum yerine bu mu konuluyor? Doğru mu bunu düşünüyorum? Bilmiyorum. Böyle değerlendirdim kendimce.
o bağı kurabildim çocuklarımla. Çok bunun için kendimi şanslı kabul ediyorum. Olaydan önceki ben başka biri, olaydan sonraki ben başka biri ve hatta birkaç başka biri yani. Çünkü orada pek çok faktör var, ondan bahsedelim. Bir kere bir kadın olmak bu ülkede çok zor, hiç kolay bir şey değil. Ve ben bunu size Türkiye'nin başkentinde yaşayan ana akım üniversitelerinin birinde 29 yıl görev yapan biri olarak söylüyorum. Eğitim almış biriyim ben, yani hiç eğitimi olmayan biri değilim ama toplumun size bir bakışı var yani. Toplumun sizi biçtiği bir rol var. Onun dışında davrandığınızda yargılayan bakışlar, yargılayan ifadeler, imalar, pek çok şey var. Çok zor bir süreç. Aynı anda şöyle olmaya çalışıyorsunuz. Bir siyasi cinayet, bir suikastle öldürülmüş birinin eşisiniz. Bu bir rol. Aynı zamanda geride kalan iki çocuğun annesisiniz ve baba olmaya da çalışıyorsunuz. Aynı zamanda akademidesiniz, hocalık yapıyorsunuz. Orada bir takım görevleriniz var. Aynı zamanda bir kadınsınız. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Ben üniversitede pek çok emekli oluncaya kadar buradaki kamu üniversitesinde görev yaptığım sürece de son 12 yıl pek çok görevde bulundum. İşte yöneticilik, komisyonlar, pek çok şey. Çok erkek de bir toplumumuz var, yani bir erkek düzeni var. O düzenin içinde sizinle başa çıkamayan bir meslektaş, erkek meslektaşınızın size dönüp kurduğu ilk cümleyi söyleyeyim size. Buraya kocanın sayesinde, kocanın adıyla geldin. İlk kurduğu cümle budur. Bir de kocanın kemiklerini sızlatıyorsun. İlk duyduğunuz budur. Bu ikisidir. Buna pabuç bıraktım mı? Hayır. O zaman da şöyle damgalanırsınız. Hemen söyleyeyim. Histerik, sinirli. Öldü ya bunun kocası. Bu ondan böyle davranıyor. Şimdi elinde size hazır yaftalarıyla bekleyen bir kesim var. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Kadınlar da bunu yapar, erkekler de bunu yapar. Bu toplumsal bir şey. Bu bir kültür. Bu bir toplumsal cinsiyet meselesi. Buna dair her şeye tanıklık ettim çocukluğumdan beri. Çünkü çok geleneksel de bir ailenin çocuğuyum. Mesela kızlar bisiklete binmez diyen bir annenin kızıyım ben. Şu anda bulunduğumuz evde büyüdüm ben. Ben burayı bir iş yerine dönüştürdüm ama bunun da bir anlamı var. Burada aile danışmanlığı ve yas danışmanlığı yapıyorum. Ve aynı zamanda da hiçbir biçimde bir kurumu olmayan biri Necip Ablemitoğlu. En azından onun adını da bir şekilde yaşatmaya çalışıyorum. Necip Ablemitoğlu'nun kurumsal hiçbir desteği yoktur. Arkasında hiçbir şey yoktur. Çünkü sonuç itibariyle 25 yıl görev yaptığı bir üniversite vardır. Ama orada da yaşadığı çok ciddi bir kamu çalışanı olarak uğradığı haksızlıklar, yaşadığı zorluklar vardır. Ve hiçbir zaman da o üniversite Necip Ablemitoğlu'nun arkasında durmamıştır. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hiç kimse yoktur. Sadece benim bu yaptığım şeyle en azından onun da bir şekilde adını yaşatmak adına bir çabadır bu. Çok fazla bir şeye ulaşmış mıdır? Hayır, ufak bir ödülümüz olur. Her sene onu yapardık. Pandemi nedeniyle onu da bir süredir yapamıyoruz. Böyle bir şey Necip Ablemitoğlu'nun arkasında galiba sadece isimsiz, nerede olduğunu benim bilmediğim ama onu çok seven de insanlar var, bunu biliyorum. Mor ve Ötesi'nin son albümünde Park diye bir şarkıları var. Bugün onu dinleyerek geldim ofise, ağlayacaktım neredeyse, çok duygulandım. Şöyle diyor: ismini bilmediğim kardeşimsin sen benim diyor. Bir dayanışmadan bahsediyor.
Ben biliyorum onu çok seven, onun için çok üzülen, uğradığı hayat hakkı elinden alınmış bir Necip Ablemitoğlu. Hiçbir şeyin mensubu olmasına ihtiyaç yok. Ve bu ülkedeki her yurttaşında, yaşamı elinden alınan her yurttaşında desteklenmesi gerekiyor. Onun yaşam hakkının elinden alındığının ve adil bir biçimde de bunun bedelini birilerinin ödemesi gerekiyor. Hepimiz onu istiyoruz. Benim gibi pek çok insan var. Ben tek başıma değilim bu anlamda. Yaşam hakkı elinden alınan ben değilim. Benim gibi yakınlarını kaybeden insanlar bir şekilde o kayıpla yaşamayı öğreniyorlar Serdar Bey. Ama yaşamını kaybeden, elinden alınan insanlar, hayatı elinden alınan insanlar haklarını burada savunma şansına sahip değiller. Birkaç insan oluyorsunuz aynı anda. Başka ne oluyor onu da söyleyeyim size. İki çocukla bir hayatı sürdürebilmek için, yani işte faturalarınızı ödeyebilmek, aracınıza binebilmek, elektriğinizi hep çalışır vaziyette tutmak için de birkaç insan kadar çalışıyorsunuz. Yani bir insan kadar değil, birkaç insan kadar çalışıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Çünkü bize uzaktan bakan insanlar hayatımızdaki şeylerin, neyse onlar, nasıl görünüyor bilmiyorum ama böyle bize altın tepsilerle falan sunulduğunu zannediyorlar. O iş öyle olmuyor. Ben hep çok çalışan bir insan oldum. Ve bazen aylaklık etmenin çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Keşke yapabilsem dediğim zamanlar oluyor. O kadarını söyleyeyim. Necip'in yerde yattığını öyle haber vermedi tabii. Yani işte Necip abi yerde yatıyor falan yok. Ben mutfaktayım. Akşam yemeği hazırlıyorum. Çocuklar maç izliyorlar. Bir yandan ders çalışmaları için onlara hadi çocuklar bakın geç kaldınız, babanız geliyor. Bir çok klasik yani, klasik bir akşam. Ama çok soğuk bir Aralık akşamı yani, onu da söyleyeyim. Gerçekten çok soğuktu. Ve biz o hafta sonu evde misafir ağırlayacağız. Onunla ilgili bir takım alışverişler yapılacak. Onları da yapmış Necip. Ve bizim evimiz Kod Daire, Portakal Çiçeği Sokak'ta. Park yeri bazen apartmanın önünde olmuyor. Bulamazsan taşımakta zorlanabilirsin, yardıma gelebilirim dedim. Yok yok çok soğuk, sakın çıkma dedi. Tamam dedim ben. Her şeyi de hazırladım ama birden kapı çaldı. Ve bu kapı çalmasıyla konuşmamız arasında geçen süre en fazla yarım saat 40 dakika, daha fazla değil. Kapı çaldı, açtım. Apartman görevlimizin oğlu duruyor. Böyle 5 yaş, 6 yaş civarı bir çocuk. Geride baba duruyor. Bana dedi ki Şengül abla dedi, arabanızın yanında bir adam yatıyor dedi. Allah Allah ne oldu dedim. Hiç aklıma gelmedi ama. Ve park yerini biz görmüyoruz. Apartmanın önündeki park yerini. Binanın yan tarafında Portakal Çiçeği Vadisi var şimdi. Orası park yapılmamıştı daha önce, yeşil alan ama düzensiz bir alan. Araçlar park ediyor oraya. Biz de hep o tarafa da park ederiz yer bulamazsak. Aa dedim acaba oraya mı park? Ne oldu bir bakayım falan. Çıktım sonra birden geri döndüm. Çocuklara dedim ki ben yukarı çıkıyorum. Çünkü şöyle bir şey, üst kattaki komşu da dışarıda bakıyor balkonda falan. Hava soğuk hani anlamlandıramadım. Ama birden bir şey oldu. Yani hani böyle eyvah dedim içimden. Dedim ki ben bir yukarı çıkıp geleceğim çocuklar. Bekleyin beni evde oğlum. Burada bekleyin hiç şey yapmayın dedim. Ve tabii çıkarken hani iki kat çıktım. Hangi hızda çıktığımı bile hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece içimden şunları söylediğimi hatırlıyorum. İnşallah ölmemiştir diyerek çıktım. İnşallah yaşıyordur. İnşallah ölmemiştir de değil. İnşallah yaşıyordur diyerek çıktım. O yani o kelimeyi telaffuz bile edemiyorsunuz. Tam böyle kapıdan çıkacağım beni durdurdu komşularımız. Yani
bana olayı haber veren küçücük bir çocuk, 5 yaşında. Nerede, ne yapıyor şimdi bilmiyorum tabii ki. Umarım çok mutludur, sağlıklıdır. Bu travmatik şeye maruz kaldığı için üzgünüm onun adına. Babasının böyle bir şey söyletmesi ona. Ne kadar fena değil mi? Yani yıllar sonra bunu düşününce bugün kaç yaşındadır? İşte 20'li yaşların ortasında bir genç. Hatırlıyor mudur? Unutmuş mudur? Bilmiyorum. Unutmuştur muhtemelen. Üzücü yani bir çocuğa da bunu söyletmek. Tabii ondan sonra. Yani öyle. Bana ilk söyleyen ufacık biri. İsmini de hatırlıyorum ama buradan söylemeyeyim. Tatlı küçük bir böyle kara gözlü bir oğlan çocuktu. Umarım unutmuştur bu olayı. O kadar çok travmamız var ki ve bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü bu kronik bir hale dönüşüyor bir süre sonra. Şimdi ben şeyle karşılaştırıyorum. Hani çok da iyi bir karşılaştırma olur mu bilmiyorum ama hani bir Kuzey Avrupa ülkesiyle, Kuzey ülkeleriyle karşılaştırıyorum. İşte yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu, insanların geçinmek için çok kaygılanmadıkları, devletin insanların yaşamını çok desteklediği ülkelerle karşılaştırıyorum. Bir yandan da dönüyorum bir Orta Doğu ülkesine ya da işte geri kalmış bir ülkeye bakıyorum. O ikisi arasında baktığım zaman aslında sanıyorum bu topraklardaki insanların da böyle kalması için de bir çaba var. Yani niye amaç edinmez ki bir siyasi lider ülkesindeki insanların yaşam koşullarının iyileşmesine? O indeksler var biliyorsunuz işte insani kalkınma indeksi, yaşam kalitesi indeksi. Onlar her yıl yayınlanıyor ve biz hep geriye geriye doğru gidiyoruz. İşte ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, şeffaflık indeksleri falan. Biz her seferinde geriye doğru gidiyoruz. Her şeyden öte bir toplumsal cinsiyet meselemiz var ki korkunç. Hep geriye gidiyoruz. Ve açıkçası bunu anlamıyorum. Niye bir lider, niye bir ülkeyi yönetmeye kalkışan bir insan ve de insanlar bir ülkedeki yaşam kalitesini hedeflemez? O ülkedeki insanların özgürlüğünü neden hedeflemez? Bu niye amaç olmaz? Orayı kavrayamıyorum. Öyle işlemediği için kafam herhalde kavrayamıyorum onu. Çünkü en büyük kötülük bu aslında. Yani bu ülkenin insanlarına iyilik yapılmıyor. Büyük bir kötülükle karşı karşıyayız. Hele ki şu anda. Çocukluğumda da ben işte bu oturduğumuz binanın arka tarafı bir partinin genel merkezi binasıydı. Ve bu 80 öncesi ben burada kaç kez taranmıştır orası, nelere tanıklık ettim. Ama hiçbir zaman bugün bu yaşımda hissettiğim kadar kendimi güvencesiz, haksızlığa uğramış, canı yanan biri olarak hissetmiyorum. Hissetmedim. Sadece kendi başıma gelenler için değil Serdar Bey. Tanık olduğum şeyler için de canım yanıyor. Yani hani adını bilmediğimiz kardeşlerimiz, yurttaşlarıyız bu ülkenin. O yüzden tanık olduğumuz haksızlıklar da canımızı yakıyor. O yüzden yas tutuyoruz. Çünkü her olay bizim için bir yas demek. Kayıp yaşıyoruz her olayda. Türkiye devasa bir yas evi, öyle söyleyelim. Doğal afet oluyor, yas tutuyoruz. Haksızlığa uğruyor insanlar, yas tutuyoruz. Terör oluyor, yas tutuyoruz. Çünkü o kadar kitlesel şeyler oluyor ki ve insanların canının yandığını görüyorsunuz. Bir yandan yas tutuyoruz, bir yandan bunları kanıksıyoruz. Bu da çok tehlikeli bir şey. O zaman da şaşırma yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Şaşırma vasfınızı kaybediyorsunuz. İnsan ne oluyor diyebilmesi gereken bir varlığız biz. Olmaz bu, olamaz demesi gereken şeylere tanıklık ediyoruz, dememiz gereken. Ama yok canım, olur, bu da olur demeye başladıysak büyük problemimiz var demektir. Biz yas eviyiz yani. Türkiye koca bir yas evi. Üstelik de bu bile bizi birleştirmeye yetmiyor ama ne kadar acı. Bu da ayrı üzüldüğüm bir şey. Herkes kendi tarafından
canının yandığı yerden devam ediyor yola. Bu da bizi birleştirmeye yetmiyor. Bunun birleştirmemesi için de zaten her şey yapılıyor. Yani sevinçte yasta birleşmek diye bir şey var. Bunu da kaybettik. Ben bunun için de çok üzgünüm, onu da söyleyeyim. Çok yalnız bırakıldık. Çünkü şöyle, insanlar size niye yaklaşıyorlar bilmiyorsunuz. Gelenler ve ortadan kaybolan insanlar oluyor hayatınızda. Sizin yaşamınıza gelen, etrafınızda olan ve sonra ortadan kaybolan insanlar. Bunu ben Necip'in sağlığında da gördüm. Onu kaybettikten sonra da gördüm. Hatta şunu söyleyenler bile oluyor. Aa, bizi de izlerler diye korktuk. Bu cümleyi kuran insanlar oldu yüzüme karşı. Evet, çok yalnız bırakıldık. Ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama şunu da söyleyeyim. Kim yalnız bırakılmıyor ki? Yalnız yaşanan, hiç de yalnız olmadığımız bir şey. Acı çok yalnız yaşanan bir şey. Ama yalnız da olmadığımız, çok fazla insanın da hissettiği bir şey. Ama tabii bu tür bir kayıpta sanıyorum o korku iklimi de çok etkili oldu Türkiye'de. Bu süreci takip edecek hiç kimse olmadı. Hiç kimse. Orada şeyi de gözlemliyorsunuz mesela. Çok ilginç. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bana kızıyor mesela. Değil mi? Bana kızıyor. Hemen Necip Ablemitoğlu'nu terk ediyor. Beni terk etmiyor, Necip Ablemitoğlu'nu terk ediyor. Asla bir daha görmüyorsunuz orada. Anlatabiliyor muyum? Bana sinirlenmiş, bana küsmüş oluyor mesela. Bana bir şeyden öfkelenmiş oluyor. Olabilir. Çok insani bir şey. Ama bir daha görmüyorsunuz onu. Nerede? İşte Necip Ablemitoğlu'yla ilgili bir şey olduğunda o insan orada bir daha olmuyor. Bu da çok sağlıksız, çok ilkel bir şey. Yani bunları ayırt edemiyor musunuz? Ben Necip Ablemitoğlu değilim ya da onun eşiydim. Bakın, bunu söylediğim zaman bile çok rahatsız oluyor insanlar. Evet, eşimdi. Bugün eşim mi? Aslında değil. Aynı soyadı taşıyoruz, evet. Ama ikisini ayırt etmek lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben reddetmiyorum Necip Ablemitoğlu'nu ama ben de varım. Bir insanım ve bu insanın da duyguları, düşünceleri, acıları var. Canı yanıyor ya da seviniyor ya da bir mücadele veriyor. Bunu gözden kaçırıyor insanlar ya da bunu görmüyorlar. İşte bu bizim ne kadar medeni ya da medeniyetsiz olduğumuzun bana göre bir ölçüsü. Bunları ayırt edemediğimiz zaman, ne diyeyim, bugünleri yaşamak da çok tesadüf değil belki de. Bazı şeyleri birbirinden ayırt edemiyoruz yani. Her birimiz çünkü farklı inançlara sahip insanlarız. Kimi inanır, kimi inanmaz, kimi biraz inanır, biraz... Yani bu çok genellenebilir bir şey değil. Yani sadece buradan yası yönetmek demeyeyim, onu çok nesnel buluyorum, doğru bulmuyorum. Yani sadece buradan yasın kolaylaştırılmasını, desteklenmesini diyeyim daha doğrusu. Beklemek yanlış, onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü aslında çok dünyevi bir şey yaşıyoruz. Çünkü gözünüzün önünde biri ölüyor ya da birini kaybediyorsunuz. Bir şey için yastasınız ama bunu çok uhrevi bir yerden halletmeye çalışıyorsunuz. İşte mesela şu söyleniyor, çok korkunç bir şey bu. Bu sizin bu hayattaki sınavınız. Yok, olamaz böyle bir şey. Ya da İşte ben ona şey derim, hep anlatırım onu. Ya ilahi adalet. İşte buradan canınız yanar ama işte o şöyledir falan. Ama o zaman şöyle oluyor. Hani her başımıza kötü bir şey. İşte bu da bunun cezası. Şimdi bunu çok sık yaşıyoruz biz çünkü Türkiye'de. Hani bir şeyi kaybediyorsunuz. Aa, işte o da böyle yaptı da onun için bu başına geldi. Şimdi öyle yaptığımızda insanları içinden çıkamayacakları bir acının içine hapsediyorsunuz. Ve belki kabullenmesine bir yol açtığınızı, yer açtığınızı sanıyorsunuz ama tersi bir şey oluyor. İnsanlar ne yaşadıklarını anlamlandıramıyorlar. Bunun ne olduğunu anlamlandıramıyorlar. Bu da sağlıklı bir şey değil. Başımıza gelenin
ne olduğunu kavrayabilmemiz lazım. İnsan aklı olan bir varlık çünkü. Bunu evet tevekkülle, evet inançla, evet duayla, evet bu şekilde de yürütebilirsiniz. Ama bir yere kadar o yetmez. Çünkü ben bakıyorum bu aynı zamanda yas politik de bir şey. Şöyle ki iş kazaları, önlenebilir ölümler, Soma 300'den fazla insan öldü, depremler. Depremlerde herkes ölmek zorunda değil. Bütün binalar yıkılırsa ölür insanlar. O zaman orada şöyle bir şey oluyor. Sorumluluktan sıyrılıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum işte? Dua edelim. Allah bir daha bunu göstermesin. Allah bizi cezalandırmasın. Şimdi bunu ceza olarak algılıyorsunuz. O zaman sorumluluk almıyorsunuz. Ve üzerinize düşeni yapmamış oluyorsunuz. Oradan sıyırmış oluyorsunuz. Yani bu politik bir şey. Oysa herkes bir şekilde ölecek tabii ki, tamam. Ama sıralı ölelim yani, değil mi? En nihayetinde ne için ölelim? İşte bir kaza, bir şey, ama önlenebilir ölümlerde ölmeyelim. İş cinayetleri boşuna denmiyor yani. Ya da biri gelip birini öldürmesin. Böyle ölmeyelim yani. Evet, hepimizin ölmesi için bir sebep var. Ölüm kendine sebep arayan bir şey değil çünkü. Ama önlenebilir ölüm diye de bir şey var. Dolayısıyla oradaki sorumluluğundan, kamu sorumluluğu olan insanların, kamu yaşamına dair sorumluluğu olan insanların da oradan kolayca sıyrılmalarını sağlıyor. Siz bu işi Allah'a havale ettiğinizde. Peki biz neyin sorumluluğunu alacağız? Çünkü aslında bu inancı olan insanların da yanlış yerden algıladıklarını düşünüyorum. Hayat çok kıymetli bir şey yani. O kadar kolay vazgeçeceğimiz, heba edeceğimiz bir şey değil. Hayatı korumaya odaklansa bu insanlar, insanların yaşamını korumaya yönelik bir yerden bu işi yapsalar herhalde Allah'ın daha fazla hoşuna gider diye düşünüyorum. Eğer öyle bakıyorsak. Çünkü hayat bize bahşedilmiş bir şey yani. Kutsanması, kıymet verilmesi gereken bir şey. Hayat değersiz bir şey değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya ölüm kaçınılmaz bir şey. Kayıp kaçınılmaz bir şey. Ama yaşanabilir, yaşanmaya değer bir hayat sürdürecek kadar zamanı olsun herkesin. Kimsenin yaşamını bir başka insan elinden almasın. Hiçbir canlının hatta. Yaşanabilir bir hayatı insanların sürdürecek zamanları olsun. Bu hakkı kimse o insanın elinden almasın. Eğer bu yapılıyorsa da ardından nesnel bir biçimde bir cezalandırma, sorumluları ortaya çıkarma kültürümüz olsun. Keşke olsa. Keşke o seviyeye ulaşabilsek. İnşa ettiğim bir insan var. Ben varım ve iki pırıl pırıl genç kadın var yani. O kadar kıymetliler ki onlar benim için. Kesinlikle. Tarif edemem size. Ve o kadar tatlı insanlar ki onlar. Ay anlatamam size o ikisini yani. Çok kıymetli onlar benim için. Ve ben her sabah uyandığımda ne için dua ediyorum söyleyeyim mi size? Ben böyle mükemmel inancı olan falan biri değilim. Ama şunun için dua ediyorum. Ben bugün 57 yaşındayım. Onlar 30 ve 31 yaşındalar. Ne zaman ben hayatlarından çıkarsam daha az üzülürler, hangi yaşa geldiklerinde ben o zaman çıkayım Allah'ım onların hayatından, daha önce olmasın diyorum. Anlatabiliyor muyum? O kadar kalmalıyım onların yaşamında yani. Ne zaman tam onlar, ya annem de işte bizimle güzel vakit geçirdi, İyi ki bizimle yaşadı diye bunu kolay karşılayabileceklerse o kadar kalayım o zaman. O zamana kadar kalayım hayatlarında. Ben çok korkuyorum ölümden çünkü. Ben çünkü hayata çok bağlıyım. Hayat çok değerli benim için. Bunun en önemli nedeni de sanıyorum gözümün önünde bir ölüm görmek yani. Korkunç bir andı. Ben çok uzun yıllar hesaplayamıyorum. Hep o görüntüyle uykuya daldım. O çok acayip bir şey yani.
ölmüş ama vücudu sıcak birine dokunmak çok acayip bir şey yani. Çok büyük travma. Hiç sağlıklı değil yani. Hiç hoş değil. Onun için zor yani. Ne bileyim. Yani onu ayırdım ama. Yani hayatımdan onu böyle ayırarak yaşıyorum. Kolay oldu mu? Zor tabii. Bilmiyorum yani kolay mı zor mu? Nasıl yaptım? Çok bilmiyorum oraları. Ölümü görünce insan hayattan vazgeçer mi? Vazgeçmemeli. Çünkü çok kıymetli hayat. Ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. 48 yaşındaydı Necip Avrentioğlu. Son nefesini verdiği gün yeni doğum gününü kutlamıştık. 48 yaşındaydı ve belki de 88 yaşında torunlarını sevecekti ve o fırsatını elinden aldılar. Kızlarıyla dans ederek onları evlendirecekti ya da onlarla bir sürü şey yapacaktı. Kızlarıyla kuracağı ileri yaş dostluğunu elinden aldılar. Hem kızlarının elinden aldılar hem onu kopardılar. Ben onları gözlemleyemedim. Belki ben ondan önce ölecektim o sürede. Her şey tersine döndü. Yani bunu kimse kader diyemez. Bu kaderle açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü bir insanın yaşamına son verme kararını veriyorsunuz ve onun kaderinin belirleyicisi oluyorsunuz. Bu insani olamaz. Bu açıklanabilir bir şey değil. Hiçbir şeyle açıklanamaz. Bunu açıklayacak bir şey yok yeryüzünde. Ve o yüzden de onun yerine de bir anlamlı yaşam sürdürmeye çalışıyorum. Çocuklarımla olabileceğim kadar anlamlı bir yaşam. Onlarla daha uzun beraber olabileceğim. Böyle işte.